SEKOM Podcast serimize hoş geldiniz. Bilişim teknolojilerine ilgi duyan herkesi işin mutfağına davet ediyor ve bir entegratörün gözünden tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Podcast başlıyor. Herkese merhaba. Yeni bir SEKOM Günlükleri bölümünde daha beraberiz. Bugün yanımızda Aydın Armağan var. Aydın Tümleşik İletişim takım liderimiz. Aydın seni birazcık tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Aydın Arman. IT sektöründe 35. yılım. Sekon'da da 25 yıldır çalışıyorum. En son görevim Tümleşik iletişim takım lideri olarak çalışıyorum. Harikasın. Peki bu Tümleşik iletişim nedir? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Ne iş yapar? İnsanlar Tümleşik İletişim dediklerinde kafalarına ne çağırsın ne istiyorsun? Ondan birazcık bahsetmek istiyorum seninle. Tabii ki. Teknolojinin hızlı gelişmesi sonucunda önceleri sırasıyla e, telefon, fax, SMS, e, IP telefon, chat ve en son e, video e, sistemlerinin gelişmesiyle birlikte e, tümleşik iletişim e, teknolojileri ortaya çıktı. E, basitçe söylemek gerekirse e, iş iletişimini bir araya e, getirmek. Çalışan verimliliğini artırmak ve e, müşteri deneyimini geliştirmek için e, kurulan bir eski teknoloji. Peki hangi projelerde yer alıyor? Yani e, tümleşik iletişim e, projeleri e, son zamanlarda video konferans projelerinde. Bundan önce e, IP telefon sistemleri vardı, normal e, analog PBX sistemlerinden IP telefon sistemlerine dönüştürülmesi örneğin bir finans sisteminde bir yaklaşık bin şubesi olan bir yerde her bir şey için şube için ayrı telefon santralleri alınıyordu. Bu aynı zamanda bir maliyet de getiriyor tabii. Bu maliyetten kurtulmak için IP telefon sistemlerine geçildi. Dolayısıyla tek merkezden tüm sistemleri, tüm telefonları yönetecek pozisyonda ve yedekliliği sağlanacak pozisyonda ve akıllı e, sistem pozisyonuna geçildi. Dolayısıyla e, tüm iletişim, iletişim modelinde e, uçtan uca e, bir e, güvenlik de söz konusu. Evet. Yani tüm iletişim, ben böyle projelerimizde, biz de e, o yazılımda bölümümüzde tanıtmıştık. Yani UC diye hep aklımda kalmış, UC Toolbox evet. olarak şey e, biliyorum. O yüzden UC problem olmaz diye düşünüyorum. Yok, al. Peki bu e, UC tarafında dijital bir dönüşüm var anladığım kadarıyla. Yani bir yerden bir noktadan başka bir noktaya daha dijital bir noktaya evet. geçilmiş. Peki bu e, dijital dönüşüm tarafında e, sizin rolünüz nedir? E, dijital dönüşüm tarafında bilgi ve iletişim teknolojinin gelişmesi e, ve yaygınlaştırılması her anlamda dijital dönüşümünü de e, hızlandırmıştır. E, bu bağlamda tümleşim iletişimin rolü de önem kazanmıştır. Ee, çünkü her zaman... ...her yerde erişilebilir olmak... ...günümüzde... E, ...gerekiyor. Daha önceleri mesela... E, ...ilk zamanlarda... ...biz müşterilerimize... E, ...erişmek istediğimizde diyelim... E, ...telefon açılıyordu... Evet. ...ofislerimize. Biz ofise döndüğümüzde ancak... ...müşteriye erişebiliyorduk. Şimdi ise... E, Ay, artık konu. mobil pozisyon olduğu için artık evet. e, araba kullanırken bile video konferans sistemlerine girip toplantılarımızı yapabilecek pozisyona geçiyoruz. Hatta kayıt yaparak atlama e, atlamayalım diye eve gidip e, veya ofise dönüp evet. e, küçük notlar da alabiliyoruz. Peki e, Sekom'da bir takım Sen Sanius'un ilişkiler iletişiminin takım liderisin. Buradaki iletişimi ve iş süreçlerini, bu etkili iletişimi nasıl sağlıyorsun? Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? E, etkili iletişime e, mümkün olduğunca e, açık ve şeffaf olmayı e, tercih ediyoruz. E, takımdaki diğer arkadaşlarla e, özellikle konferans sistemlerinde, video konferans sistemlerinde olsun e, birlikte çalışıp Devam ettiriyoruz. Örneğin bir e, projede eğer e, şey varsa, e, bir problem varsa, direkt olarak e, mobil olduğumuz için ister evden ister e, iş yerinden müşteriye bağlanıp e, hızlı bir şekilde çözüm sağlıyoruz. Bu da e, hızlı e, çözüm gerektiren yerlerde müşterilerimizin de memnuniyetini artırmış oluyoruz. Evet. Yani şimdi çok biliyorum çok fazla karmaşık projeler var. Bu projelerdeki iletişim de her zaman çok önemli ve o projenin e, bir aksatlık yaşamaması yaşanması adına e, bu iletişimin çok kuvvetli olması gerekiyor. Tabii, tabii. Özellikle buradaki rolün zaten. Yani, özellikle evet. finans merkezlerinde ve finans kuruluşlarında evet. e, dakikaların bile çok önemli olduğu bir noktada evet. hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyor olmamız lazım ki e, sistemin güvenliğini ve sistemin Sürdürülebilirliğini sağlayabilirim. Aynen öyle. Peki, e, şimdi süreçten bahsettik. Biraz da verimlilikten bahsedelim. Yani verimliliği olan etkisi nedir? E, kullandığınız teknolojiler nedir bu verimlilik için? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? E, i̇ş süreçlerinde verimliliği artırmak için en çok yararlandığımız... E, ...tullar, işik iletişim araçları, UC araçları... Evet. E, ...özellikle video konferans sistemleri olsun... E, chat olsun e, veya e-mail e olsun bu araçları kullanıyoruz hı, -hı tool olarak. E, bazen trafikteyken dediğim gibi mobil olarak bağlanıp bakabiliyoruz. Bazen e, müşteriyle birlikte hı -hı. E, konferansa katılıp yapabiliyoruz. Mesela daha önceden e, şeyde öğrenciyken annemiz bize odamıza geldiğince ...bizim de böyle korkarak gidiyorduk... ...şimdi birbirimizle konuşurken... ...hadi odamıza geldiğince koşarak gidiyoruz evet. ki... ...bir an önce sorun çözelim... <laughs> ...o nokta... E, ...geldiğimiz nokta bayağı... E, ile yetişimin... Ile iletişim. ...zevkli noktalarından birisi... E, ...gerçekten öyle... E, ...peki UCUC UC diyoruz... ...tümleşik iletişim diyoruz da... ...bu UC Toolbox ürünümüzden birazcık bahsedebilir miyiz... Sekom'da UC Toolbox... ...ürünü nedir, neler yapar... ...biraz da bunları konuşmak istiyorum... Evet. Sekon tarafından müşterilere verdiğimiz e, ürünlerde e, belli bir noktaya geldiğimizde gördük ki e, bunun performans tarafında izlenebilir olması gerekiyor. <laughs> e, taktığımız cihazları, konfigür ettiğimiz cihazları e, takıp da bırakmamak gerekiyor, sürekli izlemek gerekiyor. <laughs> Bu anlamda e, hem e, izlemek gerekiyor hem de proaktif pozisyonda. Ee, neler yapabiliriz daha sağlıklı pozisyona gelebilmesi için ee, bu tür e, tullar gerekiyor. Ee, biz de SOCOM olarak UC Toolbox'ı geliştirdik. <laughs> UC Toolbox tarafında kurduğumuz sistemlerin e, hem sertifika taraflarını kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla sertifikada bir problem varsa bir an önce e, önlemini alabilmek için ya sertifika yenileyip üzerine update ederek hızlı bir şekilde ee, sistemin güvenilirliğini takip edebiliyoruz. Yine aynı şekilde e, uçtan uca e, end user'ların cihazlarına takip edip bir problem varsa zaten anlık olarak görüp hemen e, aksiyon hmm. çalışıyoruz ve müdahale ediyoruz. Harika. Yani zaten projenin e, front end tarafında da yer aldığım için oradaki sistemin ne kadar e, müşteri için uygun ve ...kullanılabilir olduğunda da ki user, user experience bizim için her şey zaten. Evet. Ee, peki ama şöyle bir şey de var. SECOM entegratör bir firma. Entegratörde bu işi yapmanın... ...farklılıkları, farklı yönleri... ...nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin bize? E, sistem entegratörü firmasında çalışmanın... E, ...katlı çok farklı yönler var. Hı hı. E, özellikle... ...NUC tarafında... ...NUC tarafının dokunduğu teknolojiler fazla... Örneğin bir wireless, bir e, firewall tarafı, bir DNS tarafı, DNS tanıma, bir e, routing tarafı. Burada e, UC tarafında çalışan arkadaşların bu noktalara da dokunuyor olması lazım. Hı -hı. Dolayısıyla bunu yaparken de e, sistem entegre bir firmada çalışıyor olmak her zaman e, hem çalışan için hem de firma için bir katkı demektir. Harika. Bir de son soru olarak size şunu sorayım. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler neler yapmalı? Hangi alanlara yönelmeli? Tavsiyeleriniz nelerdir? Biraz da bahsedebilir miyiz? Şöyle, hangi işi yaparsanız yapın işi her zaman severek ve bilimseyerek yapıyor olmanız lazım. Bu anlamda öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamamız gerekiyor. Sürekli zaten mobil Pozisyonda olduğumuz her alanda artık e, bilgiye erişim saniyeler kadar fazla. E, teknolojinin temeline odaklanması gerekiyor. Teknolojiyi iyice takip ediyor olması lazım. Gelişmeleri takip ediyor olması lazım. E, Yüzük tarafından çalışan arkadaşlara e, tavsiyem. E, çalışan ekip arkadaşlarıyla iletişim içinde olması lazım. Her daim. yani Hem iletişimi yüksek hem teknolojiyi takip ediyor. Aynen, aynen. Her ikisinin de birlikte oluyor olması lazım ki e, kendinizi daha hızlı bir şekilde geliştirip e, devam edebilirsiniz. Harika. Ee, ya Yeni teknolojilerle de bu alan ilerliyor zaten. Ama e, dediğiniz gibi iletişim şu anda biraz zorlu bir konumda. E, yeni teknolojilerle insanlar biraz daha iletişime kapalı hale gelmeye başladı ama gerçekten şu anda e, en öne çıktığımız nokta iletişim olur diye düşünüyorum ben de. Ee, en önemli yani, bu roldeki adaylarımız evet, Özellikle e, AI sistemlerinin geliştiği bu noktada artık evet. e, ne kadar kapalı kalırsanız kalın insanı e, zorlayıcı noktalar pozisyona geliyor. Evet artık görüntülü sesli evet. e, teknolojilerle de e, iletişime odaklı bir hale geldik. İnsanların da iletişimini sadece sosyal medyadan değil biraz da kendi işlerinde e, insanlarla iletişimlerini kutluyoruz. ...güçlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben de. Evet, özellikle kurduğumuz video konferans sistemlerinde... ...mesela AI teknolojilerine üzerine e, implement ettikleri için... ...mesela siz e, toplantı odasının yanından geçtiğinizde bile... ...sizi tanıyıp merhaba, aydın diyebiliyor. Evet, ben bunu ilk e, yaşadığımı çok şaşırmıştım. Sekonlu böyle toplantı odasına girdik. Bir anda böyle bir hoş geldin, Gökhan gibi bir ses gelince... ...dedim nereden geliyor? Evet. Meğer e, oradaki cihazın beni tanıması ve AI'dan dolayı yüz tanımayla beraber bana seslendirisinden geliyormuş. Bu harika bölüm için sana teşekkür ederim Aydın. E, gerçekten güzel bir sohbet ettik. İnsanlara yani bu alanda e, bilgi vermiş olduk. Bir bölümün daha sonuna geldik. E, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teknolojiyle kalın.